Arkadaşlar merhabalar. 8. üniteye geçtim Goberler. Bakalım 8. ünitemizin birinci köşe taşı ne diyormuş bir görelim arkadaşlarım. Trigonometrik fonksiyonların grafikleri ve ters trigonometrik fonksiyonları işleyecekmişiz arkadaşlar bu 8. ünitemizde. Evet, birinci sorumuz. Fonksiyonunun esas periyodu nedir diye bir soru sormuş bize dostlar. Şimdi esas periyot dediği zaman aklına gelmesi gereken şey pi bölü mutlak değer a'dır dostum. Pi bölü mutlak değer a. A dediğin şey buradaki x'in katsayısı, unutma. Yalnız şimdi burada kosinüs ve sinüste şöyle bir durum var arkadaşlarım. Kosinüs ve sinüs için söylüyorum bu durumu. Kosinüs ve sinüste şuradaki kuvvet, bizim kuvvet dediğimiz şu sayı, çift veya tek olma durumuna göre de olay değişecek kardeşim. Eğer çiftse direkt pi bölü a alacaksın. Eğer ki tekse 2 pi bölü a olarak alacaksın. Hani sanki tekmiş de ben bunu çift yapıyormuşum gibi düşün. Çift yapmak için de 2 ile çarpmalısın yani. Çift haline getiriyormuşum gibi düşün. Aklında böyle tut. Peki şimdi kuvvetimiz çift ise ne dedik? Direkt pi bölü a. Pi'miz tamamdır. A'mız da 6 olduğu için pi bölü 6, pi bölü 6 da 30 dereceden cevabımız Bursa geldi Goberler. Geldik ikinci sorumuza, bakalım bu ne diyor? Fonksiyonun esas periyodu nedir diye soruyor dostum. Hiç korkacak bir şey yok. Şuradaki 3 seni ilgilendirmiyor, 2 seni ilgilendirmiyor. Bir kuvvete bakacaksın, bir de x'in katsayısına dostlar. Kuvvet tek olduğu zaman ne yapıyorduk? 2 pi diye bölüyorduk. 2 pi bölü mutlak değer a, yani mutlak değer eksi 4. Yani cevap ne? 2 pi bölü 4. Yani pi bölü 2 geldi dostlarım. Üçüncü soruma bakıyorum. Fonksiyonun esas periyodu 4 pi radyan olduğuna göre m'nin pozitif değeri nedir diye bir soru sormuş. Şimdi kuvvet çift olduğunda neydi periyot? Pi bölü mutlak değer a, yani mutlak değer m olacak. Bu da neye eşitmiş? 4 pi'ye. Peki pi'leri sadeleştirelim. Buradan içler dışlarımızı yaptık. Mutlak değer m eşittir 1 bölü 4 geldi. Yani m ya 1 bölü 4 ya da eksi 1 bölü 4 olacak. Pozitif değerini sorduğu için 1 bölü 4'ü işaretledim. Şuna bakalım. Fonksiyon için fx eşittir f'de x artı t eşitliğini sağlayan t'nin en küçük pozitif değeri kaç radyandır diye bir soru sormuş bize dostum. Önce bir t'yi bulalım arkadaşlar. T dediğimiz şey neydi? T bizim periyodumuz. Kuvvet çift olduğu için direkt pi bölü mutlak değer a. Mutlak değer a dediğimizde x'in katsayısı. Bakın o da 1 bölü 3 değil mi? X'in katsayısı dostlar. 1 bölü 3 olarak yazdım. Yani t eşittir 3 pi geldi arkadaşlar. Şimdi t yerine 3 pi yazacağız. Eşitliğini sağlayan t'nin en küçük değeri nedir diye soruyor. Zaten t'yi bulduk ya, 3 pi'dir diyebilirsiniz dostlarım. Demek ki bu fonksiyonun periyodu 3 pi. Burada yerine yazdığınızda her 3 pi'de bir değişen bir başa dönüyormuş. Periyot demek mesela f'de 3 pi'de f'de 6 pi'ye eşittir. F'de 9 pi, f'de 12 pi gibi birbirine eşittir. Demek ki 3 pi yazdıkça 3 pi'nin katlarında sonuç hep aynı çıkacakmış diyebiliriz. Peki. 1 numarayı gömdük. 2 numaraya geldik dostlarım. 2 numarada tanjantın esas periyodunu soruyor. Tanjant veya kotanjantta hiç sıkıntı yok. Direkt arkadaşım ne yapacaksın? Kuvvete falan bakmana gerek yok. Pi bölü x'in katsayısı. Yani pi bölü 4 diyeceksin, bitecek olay. Bakın yine kotanjant diyor. Kuvvete bakmana gerek yok. Pi bölü x'in katsayısı eksi 3 ya. Mutlak değer 3 olacak. Pi bölü 3 geldi diyebiliriz dostlarım. Üçüncü soruya bakıyorum. Fonksiyonların esas periyotları birbirine eşit. Hadi üsttekini bulalım önce. X'in katsayısı 4. Kuvvet tek olduğu için 2 pi bölü 4 diyorum. Eşitmiş bunun kuvvet periyoduna. Bu da kuvvete bakmadan pi bölü x'in katsayısı n. Pi'ler gitti. Şuradakiler gitti. 2 kaldı. N eşittir 2 çıktı diyebiliriz dostum. Hadi dördüncü sorudayız. Fonksiyonun esas periyodu 2 pi olduğuna göre k'nın pozitif değeri nedir diye soruyor. Şimdi fonksiyonumuz kotanjant olduğu için kuvvetine bakmıyorum bir kere. Pi bölü x'in katsayısını alacağım. X'imizin katsayısı da eksi 3 bölü k'dır dostlar. Bunu böyle ayrı ayrı paydalarda yazın bakın. Pi bölü k.
Eksi 3 bölü k x. Demek ki eksi 3 bölü k. Buraya da getirdim yazdım. Eksi 3 bölü k'dır dedim. Ve bu da 2 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitti. 1 bölü 2 eşittir. Mutlak değer eksi 3 bölü k geldi. Şimdi bunu hemen içler dışlar yapacağız. K'yı zaten direkt gözüküyor bakın. 6 yazarsanız buraya k'nın olduğu yere 1 bölü 2 olacak. Ona eşit olduğunu gördünüz. Dördüncü sorumuzun cevabı Adana'ymış dedik. Geldik üçüncü köşe taşımıza. Diyor ki aralığında tanınan fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Şimdi arkadaşlarım tabii ki siz bunları çizmeye çalışabilirsiniz ama bize sınavda tabii fonksiyonun grafiğini çizin demeyecek. Çizilmiş bir fonksiyon grafiğinde işte dördüncü sorudaki gibi çizilmiş bir fonksiyonun grafiği var. Hangisine aittir diye soracak bize. Biz de burada ne yapacağız tabii ki arkadaşlarım? Hiç burada çizerken kullandığımız bilgileri göz ardı edeceğiz. Şöyle çakal yöntemini kullanacağız dostlarım. Korsan yöntem. Şimdi diyeceksin ki mesela pi bölü 2 değeri verdiğinde fonksiyon kaça eşit oluyormuş? 4. Yani sen x yerine pi bölü 2 yazdığında yani 90 yazdığında sonuç 4 çıkacakmış. Peki hepsinde 90 yazalım. Sinüs 90. 1'dir. 1 ile 1'in toplamı 2 çıktı. Bak 4 çıkması lazım. Sinüs 90 1'dir. 2 kere 1 2. 1 daha 3 yaptı. Sinüs 90 1'dir. 4 kere 1 4 yaptı. Bu dursun elimizde. Sinüs 90 1'dir. 2 kere 1 2. 1 çıktı 1 kaldı. Sinüs 90 1'di. 3 kere 1 3. 1 daha 4 çıktı. 2 şık arasında kaldık. Şimdi bir sayı daha yazacağız. Mesela pi yazarsak 1'e eşitmiş dostum. X yerine pi yazın. Sinüs pi oldu burası. Yani sinüs 180 oldu ki 0'dır sinüs 180. 4 ile çarpıldığında yine 0 oldu. Demek ki cevabımız neymiş? Edirne'ymiş diyebilirsiniz dostlarım. Geldik 5. sorumuza. Bakın yine bir grafik çizme sorusudur dostlarım bu. Diyor ki yukarıda verilen fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye bir soru sormuş. Hemen bakalım sorumuza. X yerine mesela pi bölü 6 yazdığında cevap ne geliyormuş? 1. Pi bölü 6 30 derecedir. 30 yazınca 1 çıkacak. Peki sinüs 30 1 bölü 2'dir arkadaşım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yaptı. 1 çıkmasını istiyorum, bu değil. Sinüs 30 burası 90 derece olur arkadaşım. 30 yazıyorum ya x yerine. 90 oldu. Sinüs 91'dir. Karesini de alınca 1 çıkar. Bursa olabilir. Sinüs 30 yazıyorum. 1 bölü 2. 3 ile çarparsam 3 bölü 2. Sinüs 30 yazdım. 60 oldu burası. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. 1 ile toplarsam yine 1 yapmaz. Geçtim. 30 yazıyorduk. Sinüs 30 1 bölü 2. Karesini aldım. 1 bölü 4 ile 1'in toplamı 5 bölü 4 yaptı. Bu da değil. Cevabım Bursa'daymış Gobeller. Son soruya geldik. Y eşittir K doğrusu. Fx fonksiyonun grafiğini 0-2 aralığında en az kaç iki farklı noktada yok. En az iki farklı noktada kesmektedir diyor. Buna göre K'nın en geniş değer aralığı nedir? En az iki farklı noktada kesiyor. Şimdi sinüsün grafiği şu ya arkadaşlarım. Şöyle bir şey. İki noktada kesiyorsa demek ki bu fonksiyonun da alacağı değerler sinüsün alacağı şu fx'in alacağı değerlerle aynı olacak. Yani biz bunun alacağı değerleri nasıl buluyorduk? Sinüsün aralığını biliyoruz arkadaşlarım. 1 ile eksi 1 aralığında. 4 ile çarpıyorum bunu. Eksi 4. 4 sinüs x. 4 oldu. 3 ekliyorum. Eksi 1 oldu. 3 ekliyorum. 7 oldu. Bak eksi 1 ile 7 aralığında bu fonksiyon uzuyor. Ve uzadıkça da kesiştiği noktalar ortaya çıkıyor ki k değeri demek ki eksi 1 ile 7 aralığında olmalı ki arkadaşım eksi 1 ile 7 aralığında kesişebilsinler bu gobeller. O zaman cevabımız Denizli oldu diyebiliriz. Pekala geldik 4 numaraya. Bakın 4 numara yine arkadaşlarım grafik çizimi var. Bunları isterseniz siz halledin ama bence hiç gerek yok. Sorarlarsa zaten 4 ve 5. soru gibi soru sorarlar kardeşlerim. O yüzden biz direkt 4'e yoğunlaşalım. 4 numara. Yukarıda verilen fonksiyon, fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Yine değer vereceğim kardeşlerim. Mesela pi yazdığımda bakın ne çıkıyormuş? 1. Demek ki ben x yerine pi yani 180 yazacağım. Sonuçta 1 çıkmasını isteyeceğim arkadaşlarım sonucun. Peki x yerine 180 yazalım. Kosinüs 90 olur burası. Kosinüs 90 0'dır. Bakın 1 geldi. 4. sorumuzda Adana sağladı ama diğerlerini de kontrol edelim.
Şuraya 90 geliyor değil mi? 180 bölü 2'den 90. Eksi 1. 0 eksi 1'den eksi 1 çıkıyor. Bu değil. Buraya 180 yazarsam kosinüs 180 eksi 1'dir. Eksi 1 ile 1'in toplamı 0'dır. Bu da değil. Buraya 180 yazarsam eksi 1. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 çıkar. Bu da değil. 180 yazdım. Eksi 1. 2 ile çarptım. Eksi 2 çıktı. Bu da değil. Cevabım Adana kesinleşti. Beşinci soruya bakıyoruz. Yine fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın pi bölü 4'te eksi 1 çıkmış. Yani 45 yazınca eksi 1 çıkacak. Hadi yazalım. 45 yazdım. Kosinüs 90 oldu. Kosinüs 90 sıfırdır. Sıfırdan 2 çıkınca eksi 2 çıktı. Bu değil. Kosinüs 45 kosinüs 45 geldi. Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2'den 3'ü çıkarınca eksi 1 çıkmayacağını biliyorum. Geçtim. Ne yazıyorduk? Kök 2 bölü 2 mi yazdık? 45 yazıyorum. Kök 2 bölü 2. 2 ile çarptım kök 2. 1 eksi kök 2 geldi. Bu da değil. 45 yazıyorduk. Kök 2 bölü 2. 2 eksi kök 2 bölü 2'den. Bu da değil. 45 yazarsam kosinüs 90 0 olur. Eksi 1 eksi 0'dan da eksi 1 gelir. Cevabımız Edirne çıktı arkadaşlar. Şimdi geldik 6 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Diyor ki fonksiyonların grafikleri 0 ile 3 pi aralığında kaç farklı noktada kesişirler diye bir soru sormuş bize. Bakalım arkadaşlarım, kesişmesi için bunların ikisi hani ortak çözüm yapacaktık kardeşler. Bunu geometriden de biliyoruz, matematikten de biliyoruz. Demek ki y eşittir sinüs x'i getirip buna eşitledim kosinüs x'e. Yani sinüs x ile kosinüs x'in eşit olmasını istiyor bizden dostlar. Bunlar ne zaman eşit olurlar buna bakacağız. Bir kere 45 derecede sinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Yine bizim süremiz doluyor arkadaşlar. 12 dakika oluyor. Kapanmadan ben bir kapatayım. Tekrar başlatacağım hemen. Hemen hiç hız kesmeden devam ediyorum arkadaşlarım. 45'i söylemiştik. Başka? Şimdi bunun üstüne bir 180 koyun. 225 derece. Bakın sinüs 225 de eksi kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 225 de. Bir de 360 derece koyun arkadaşlarım. Hani şimdi şöyleydi. Mesela şu 45 derecelik bir açı. Sen bunu bir tam tur atıp tekrar 360 koyduğunda üstüne 360 koyarsam 405 yapar ki 405 derece de arkadaşlarım yine aynı noktaya denk geldiği için 405 derecede de birbirlerine eşitlerdir diyorum. Yani 3 farklı açıda birbirlerine eşittirler diyebiliriz Goberler. Evet 4 numarayı da gömdük. 5 numarayı hemencecik alalım önümüze. 5 numara yine grafik çizin diyor arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz, çizmeyeceğim ben. Geçtim. 6 numarada grafiklerini çizin diyor. O 6. köşe taşını da geçtim dostlar. Geldim 7. köşe taşına. 7. köşe taşımız ters trigonometrik fonksiyonlara giriş yapıyor artık buradan sonrası. Diyor ki işleminin sonucu kaç radyandır? Hemen bulalım. Kardeş yine konu anlatım videolarını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın benim trigonometri konu anlatım videolarımı izleyin. Bunları çok daha iyi, çok daha kısa sürede yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi arklı bir şey gördüğümüzde ona alfa diyecektik. Bir tane daha var, buna da beta diyelim arkadaşlar. Ark sinüs alfa, kök 3 bölü 2 eşittir alfa. Arkı siliyordum. Açıyla sayının yerini değiştiriyordum. Yani sinüs alfa eşittir kök 3 bölü 2 geldi. Sinüs kaç kök 3 bölü 2'dir? 60 derece dedim. Demek ki alfa 60 derece, yani pi bölü 3 geldi. Şuna bakalım. Şimdi bunu da aynı işlemi yaptığınızda sinüs beta kök 2 bölü 2. Demek ki beta da 45 derece gelecek. Yani kök pi bölü 4 gelecek. Sana da pi bölü 4 ile pi bölü 3'ün toplamını soruyor. 7 pi bölü 12 yaptı sorumuzun cevabı. Geldik ikinci sorumuza. Hemen ne yapıyorum? Buna alfa diyorum. Buna da beta diyorum arkadaşlarım. Şimdi sinüs alfa neye eşit oldu? Sinüs alfa 1. Peki sinüs beta neye eşit oldu? Eksi kök 2 bölü 2'ye eşit oldu kardeşlerim. Pekala, şimdi ne yapacaktık biz burada? Sinüs kaç birdir? 90 derece. Demek ki alfa 90 derece. Yani pi bölü 2 derece. Sinüs kaç kök 2 bölü 2 idi? Sinüs 45. Ama eksilisi olduğu için 225'i alacaktım arkadaşlarım. Demek ki beta da 225 nedir? Pi bölü
ne olur? 5 tane pi bölü 4 olur. 5 pi bölü 4 oldu. Bunların ikisini toplayın diyor. 5 pi bölü 4 ile bunu pi bölü 2'yi toplayacağız. Bu da 2 pi bölü 4 yapar. Toplarsak 7 pi bölü 4 mi yaptı? Nerede hata yaptık? Pi bölü 4 değil. Pi bölü bu pi bölü 2. Bu da pi bölü 4 geliyor değil mi? Kök 2 bölü 2. Eksilisi olduğu için 360'dan 45'i çıkartalım. 8 olsa 7 pi bölü 4 olacak. 8 pi bölü 4 olacak. Yani 2 pi gelecek diyebiliriz arkadaşlarım. Pi bölü 4 bununki. Bu pi bölü 2 yani 2 pi bölü 4 bununki. Bu da lan neyi uğraşıyorsak. Pi bölü 4 normalde 45. Eksi dediği için eksi pi bölü 4 de işte. Daha neyi uzatıyorsak arkadaşlar. Sonuçta sinüste 45 dereceyle eksi 45 ikisi de aynı şey, eksilisini dışarıya çıkartıyordu. Eksi pi bölü 4 dedim. Buradan da pi bölü 4 geldi. Yalandan yere uğraştık ya. Neyse şuna bakalım. Burada hemen buraya alfa dedik. Demek ki sinüs alfa 0 dereceymiş. Sinüs kaç sıfırdır arkadaşlarım? Mesela 0, sinüs 0 sıfırdır. Bir de 180 derece sıfırdır değil mi? 180. Sinüs 180 sıfırdır. Doğru. İşleminin sonucu kaç radyandır diye soruyor bize. Şuna bakalım. Arc sinüs eksi 1. Yani sinüs alfa eksi 1 diyor bize. Sinüs kaç eksi 1'dir arkadaşlarım? 90 derece 1'dir. 270 derece olacak. Demek ki alfa 270 çıkacak. Başka ne var? Sinüs alfa 1 bölü 2'ymiş. Demek ki alfa bir de buradan 30 gelecek dostum. Şimdi şunu 0 desek. 0 270 bölü 30'dan 270 30'a bölersek 9 90 gelir. 90 bölü pi bölü 2 çıkar. Demek ki bu değil. O zaman şöyle alfayı 180 alalım. 180 artı 270 bölü 30 oldu. Hemen birer tane sıfır sildim. Bir de 3'e bölelim bunları. 3'e bölersek 6. 3'e bölersek de 9 gelir. 6, 9 daha 15 yapar kardeşim. 15 yaptı da bize kaç radyandır diye mi soruyor? Radyan diye sorduğu için biz direkt radyana çevirelim bunları. 180 pi derecedir. Artı 270 neydi? 3 pi bölü 2 radyandır. 30 da pi bölü 6. Şimdi 2 pi 5 pi bölü 2 çarpı 6 bölü pi. Pi'ler gitti. Şunda da şu gitti. 3. 3 kere 5 15 radyan geldi. Demek ki bunu 0 olarak kabul edeceğiz arkadaşlarım. 0 olsa sinüs kaç? 270'ti değil mi? 270 eksi 1 oluyor sinüste. Evet tamam 270 derece yazdık bunu da. Yani 3 pi bölü 2 dedik. 3 pi bölü 2 sinüs kaç? 150 de pi bölü 1 bölü 2'dir ama biz 30'u alalım bir de pi bölü 6 diyelim buraya. Pi bölü 6. 6 pi bölü 6 bölü pi geldi. Pi'ler gitti. 3 kere 6 18 bölü 2'den 9 pi çıktı buradan da. Demek ki bunu da 150 derece olarak alacağız. Biz 150 derecede ne yapar? 5 pi bölü 6 yapar. 5 pi bölü 6. Buraya 5 pi bölü 6 yazsaydık. Burası 5 pi olacaktı. Gitti gitti. 3, 9 pi bölü 5. Ay tüküreyim ağzına. Dur bakalım bir daha yapalım bunu şimdi. Bize bir aralık verseydi iyi olurdu aslında ama. Şimdi pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 aralığında olacak diyelim bakalım. Şuna dikkat etmedik arkadaşlar biz. Şimdi sinüsün alabileceği değer aralığı eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında olacağı için arkadaşlarım eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığındadır. Biz bunları o yüzden dikkat etmeden aldık. Şimdi tamam sinüs alfa 0 derece ise alfa ya 180 ya da sinüs kaç işte ya 180 ya da 0 olacak ama biz 0 alacağız. Şu aralığa girenleri alacağız. Demek ki 0 dereceymiş burası diyeceğiz. Da şurayı bir temizleyeyim ben öyle çözeyim soruyu. Şimdi burası 0. Şimdi geldik artı şuraya. Eksi 1 olması için 270 olacak ama 270 bu aralıkta değil. 270 demek eksi pi bölü 2. Eksi 90 derece demektir. Demek ki buraya eksi 90 yani eksi pi bölü 2 gelecek. Bölü bu direkt 30 dereceydi. 30 derece zaten bu aralıkta olduğu için pi bölü 6 diye de bunu yazdım. Yani eksi pi bölü 2 çarpı 6 bölü pi geldi. Pi'ler gitti. Eksi 3 çıktı sorumuzun cevabı.
Şuna bakalım hemen. İfadesinin değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi şuraya alfa diyecektik. Dolayısıyla sinüs alfa eşittir kök 2 bölü 2 çıktı. Peki sinüs alfayı buldum. Bana neyi soruyor? Kotanjant alfayı soruyormuş bana. Kotanjant alfa kaçtır diye soruyor. Hemen sinüs alfa kök 2 bölü 2 ise çizdim dik üçgenimi. Alfa karşısı demek ki kök 2, hipotenüsümüz 2, 4'ten 2 çıktı, burası da kök 2 geldi. Kotanjant alfa komşu bölü karşıdan da 1 çıktı diyebiliriz dostlarım. 4'ü de hallettik, 8'i de 7'yi de hallettik. 8. köşe taşını alalım şimdi önümüze. Bakalım bu ne diyor kardeşim. Ark kosinüsü vermiş bize. Demek ki ne diyeceğiz biz? Şurası kesinlikle ama kesinlikle kardeşim ne diyeceğim? İşte ark kosinüs... Kosinüs alfa diyorduk buraya. Kosinüs alfa eşittir kök 3 bölü 2 oldu. Kosinüs kaç kök 3 bölü 2? 60 derecedir dedim dostum. Kosinüs 1 diyor kardeşim. Kosinüs kaç 1'di? Kosinüs 0. Evet doğru. Kosinüs 0 1 dereceydi. Bakın 60 çıktı. 60 da pi bölü 3 olacak değil mi kardeşlerim? Pi bölü 3 dediğimiz için cevabımız 60 pi bölü 3'tü değil mi? Doğru söyledim. Evet. Yani kosinüs 60 değil bu, kosinüs 30. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Niye acele ediyorsam ben yavaş yavaş yapayım, tane tane yapayım arkadaşlarım ya. Hızlı hızlı yapıyorum ki bir an evvel videonun sonuna yetişelim diye, hepsini bitireyim diye. Şimdi bu 30 derece, bu da 0 derece oldu. Toplamları 30 derece, yani pi bölü 6 geldi. Şuna bakıyoruz şimdi. Ark kosinüs, şimdi şöyle diyelim, kosinüs alfa eşit oldu eksi 1 bölü 2'ye. Kosinüs kaç eksi 1 bölü 2'dir diye sordum. Kosinüs normalde 60 derece 1 bölü 2'dir. Demek ki 120 derece eksi 1 bölü 2 olacak. Burası 120 derece çıktı. 120 derecede 3 pi, ne 3 pi'si ya? Pi bölü pi, 180'i 3'e böl, 2 ile çarp. 2 pi bölü 3 oldu. Eksi. Kosinüs 0 diyor arkadaşlarım. Ark kosinüs 0. Kosinüs kaç 0'a eşittir diye soruyorum ben hemen. Kosinüs kaç 0'dır? Ya 90 derece 0'dır ya da 270 derece 0'dır. 90 derece dedim ben, yani pi bölü 2. Hemen paydalı bunları toplayın diyor. Çıkartın diyor. Paydalarını eşitleyelim. 4 pi'den 3 pi çıktı. Pi bölü 6 geldi sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. F'de diyor pi bölü 6'yı bulun. Sonra da getirin bunu G'de yerine yazın. F'de pi bölü 6, yani sinüs 30 yapacak. O da 1 bölü 2. Sonra bu 1 bölü, hani şu G'nin içine, F'in içine pi bölü 6'yı yazın demekti arkadaşlarım. Önce burası F'de pi bölü 6'yı bulacağız. Bu da ne yaptı? 1 bölü 2. Şimdi ne oldu soru? G'de 1 bölü 2'yi bulun diyor. X gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazacağız. Yani ark kosinüs 1 bölü 2 oldu sorumuz. Hemen buna alfa diyorduk. Kosinüs alfa eşittir 1 bölü 2. Kosinüs kaç 1 bölü 2 ile 60 derece. Yani pi bölü 3'tür sorumuzun cevabı dedi. Şuna geldik. Kosinüs eksi kök 2 bölü 2 oldu. Kosinüs şuraya alfa diyorum. Kosinüs alfa eksi kök 2 bölü 2. Bana neyi soruyor? Sinüs alfayı soruyor kardeşim. Hemen bir de bir şey yapalım, şöyle bir dik üçgenimizi çizelim, alfa diyelim. Komşumuz kök 2, hipotenüsümüz 2 oldu dostum. Demek ki karşımız da kök 2 olacak. Bu da ne geldi? Bize sinüs alfayı soruyor. Karşı bölü komşudan kök 2 bölü 2 çıktı sorumun cevabı. Sinüs alfa kök 2 bölü 2 geldi. 8 numarayı da gömdük, 9 numaradayız. Diyor ki işleminin sonucu kaç radyandır diye bir soru sormuş. Hemen şurayı bir bulalım. Tanjant kaç kök 3'tür? 60 derece olacak arkadaşlarım. Tanjant 60 derece kök 3'tür. Şöyle bir düzenleyeyim. Tanjant alfa eksi kök 3 diyor. Demek ki alfa 60 derece olursa eksi kök 3 olacak. Ama bana eksi kök 3 dediği için de, hani tanjantta ne yapıyordu dostlarım? O içindeki eksiyi yutup alıyordu değil mi? Eksi 60 dersem ben buraya, bu eksiyi dışarıdan alıp dışarıya salıyordu. Eksi 60 olacak burası. Yani eksi kök 3 olacak. Demek ki alfa eksi 60 diyebilirim. Tanjant kaç birdir? 45 derece. O halde burası da 45 derece oldu. 60 eksi pi bölü 3 demektir.
artı 45 de pi bölü 4 demektir. Düzenleyelim. Eksi 4 pi, 3 pi daha, eksi pi bölü 12 geldi sorumuzun cevabı. İkinci soru. Arc tanjant 0 olsun istiyor. Tanjant eksi 1 olsun diyor. Tanjantın eksi 1 olduğu arkadaşlarım, şimdi normalde 45 derecede 45 derecede 1'dir. Eksi 1 olabilmesi için eksi 45, yani eksi pi bölü 4 olması lazım. Tanjantın 0 olduğu, yani sinüs 0, sinüs bölü kosinüsün 0 olduğu değeri istiyor. Yani sinüsün 0 olduğu değeri istiyor bizden. Sinüs ne zaman 0'da arkadaşlarım? Ya 0 derecede ya 180 derecede. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığına gireceği için 0 dereceyi kabul ettim ben. Demek ki şurası 0. 2 ile çarptım yine 0. Cevap ne geldi? Bir tek 4 ile çarparsak bunu eksi pi geldi kardeşlerim. 4 tanesini istiyor ya, eksi pi geldi. Şuraya gelelim. F'de eksi kök 3 bölü 2 istiyor. Yani x yerine arc tanjant 2 çarpı eksi kök 3 bölü 2 yazın diyor dostlar. 2'ler gitti. Arc tanjant eksi kök 3. Yani tanjant alfa eksi kök 3. Peki 60 dereceydi. Eksi olması için de eksi 60 olması lazım. Yani eksi pi bölü 3 olması gerekiyor dedi. Şuna bakalım. Tanjantın 0 olduğu değeri istiyor bizden. Alfa diyelim buraya. Arc tanjant 0 eşittir alfa. Demek ki tanjant alfa eşittir 0 olmasını istiyor. Tanjant kaç 0'dı kardeşlerim? Onu söyleyeceğiz şimdi. 0 derecede 0 olacaktı. Demek ki alfa da 0 derece geldi. Sonra ne soruyor? Kosinüs 0'ı mı soruyor bize? Kosinüs 0'da yok, kosinüs 0'ı mı soruyor? Bir 0 de tanjant kosinüs 0'ı soruyorsa cevabın 1 çıkması lazım. 1 yok şıklarda. O halde alfayı yanlış söyledik. Dur bir daha düşünelim. Tanjant kaç 0 oluyor? Ya yani sinüs bölü kosinüsün 0 olmasını istiyor. 0 derece olsa sinüs 0 0'dır. Ya da 180 derecede de sinüs 0 0'dır. 180 derece desem de yine olmayacak. Evet, 180 derece değil, 0 derece olması lazım. Kosinüs 0'ı soruyor bize. O da 1 çıkması lazım. Acaba bu başka bir şey mi soruyor bize ya? Yanlış mı yazdı acaba buraya diye düşündüm. Dur bakalım, hata bizdedir belki de. Şimdi tanjantın 0 olması gerekiyor diye soruyorum ben. Arc tanjant, tanjant alfa 0 olacak. Tanjant kaçta 0'dır? Sinüs bölü kosinüsün 0 olması lazım. Ya 180 derece olacak. Ki 180 dereceyi alamayız çünkü tanjantın aralığı eksi pi bölü 2 ile 1 bölü 2 aralığında olacak. 180 derecede olur. Başka 0 derecede olur. 180 desek biz bu dımbıla olmaz. Kosinüs 180 gelir. Allah Allah, bir duralım bakalım burada ne olacak, bir görelim. Arkadaşlar 4 numarayla devam ediyorum. Yalnız burada bence bir hata var gibi geldi bana. Yani çünkü kosinüs 0, 1 olacak. Bence cevap 1 gibi geliyor ama belki bende de bir hata vardır dostlarım. Sonrasında bir daha bakarız bu soruya. Geldim 10 numaralı köşe taşına dostlar. Diyor ki işleminin sonucu kaç radyandır diye bir soru sormuş bize. Şimdi hemen kotanjant 1 diyor dostlarım. Yani ne yapıyorduk biz? Acaba kotanjant kaç 1'dir diye soracağız. Kotanjant kaç 1 olacak kardeşim? Cevabımız 45 derece gelecek. Yani pi bölü 4. Artı. Şimdi kotanjant kaç kök 3'tür diye soracağım. 30 derece gelecek ama eksi olduğu için eksi 30, yani eksi pi bölü ne gelecek? 30 dediğimiz pi bölü 6 geldi dostum, bu da pi bölü 6. Bize de neyi soruyor? Bunların ikisinin toplamını mı soruyor? 6, 4 daha 10 pi yok. Neyi soruyordu? Kök 3. Kotanjant kaç kök 3'tür diye soracağız biz. Kotanjant kaç kök 3 olacak? Ya 60 derece ya 30 derece olacak. 30 derece ise de bir de bunun eksi olduğu için eksi 30, yani şuradan göstereyim hemen arkadaşlarım. Normalde 30 derecemiz, 30 derecemizin kotanjantı kök 3. Ama ya burada olacak açımız ya da eksi kök kotanjant dediği için eksi 30'u alacağım. Şurayı alacağım. Bunun da karşılığı olan şuradaki açıyı, değerini alacağız dostlarım. O da neye eşit oluyor? 150 dereceye denk düşüyor kardeşler. Peki 150 derece.
150'de 5 pi bölü 6'dır. 5 pi bölü 6'yı da yazdım. 6 pi, 26 pi bölü 26 pi bölü 24 geldi. 2'ye böldüm. 13 pi bölü 12 çıktı. Sorumuzun cevabı. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki kotanjant eksi 1. Normalde kotanjant kaç? 1'de 45. Eksi 1 olduğu için hemen 180'e tamamladım. 180'e kardeşini aldım. 135 derecedir dedim buraya. Peki şuna bakalım. Kotanjant 0. Kotanjant kaç 0'dır? Yani şunu soruyor. Kosinüs bölü sinüsün 0 olmasını istiyor. Yani kosinüsün 0 olmasını istiyor. Kosinüs 90'da 0'dır arkadaşlarım. Hemen 90 derece olduğunu söyleyelim buranın. Burası 90 derece. Şuna bakalım. Sinüs kaç 1 bölü 2'dir diye soruyor. O da 30 derece çıktı. 135'ten 90 çıktı. 45 bölü 30. 15'e bölelim 3. 15'e bölelim 2. 3 bölü 2 geldi sorumuzun cevabı. Şuna bakıyoruz. Kotanjant 4. Bir de eksi kotanjant 4 gelmiş arkadaşlarım. Kotanjant 4. Bir de eksilisi var bunun. Şimdi bu alfa ise... Bu da ne olacak demiştik arkadaşlarım. Eksilisi olduğu için 180 eksi alfa olacak. Kotanjantlar, yani kardeşler, bütünler birbirinin eksilisiydi ya. Bunları da topladığınızda bakın ne çıkıyor cevap? 180. Yani pi derece geldi. Şuna bakıyorum 4 numaraya. Şurası kotanjant kök 3. Kotanjant kaç kök 3'tü kardeşim? 30 derece. Demek ki burası 30. Tanjant 30 oldu şimdi burası. Yani alfa dediğimiz yer 30 çıktı. Tanjantta da 30'u soruyor bize. Tanjant 30'da 1 bölü kök 3. Artı. Şuraya bakalım. Tanjantın eksi 1 olduğu değeri soruyor dostlarım. Eksi 1 olabilmesi için eksi 45 olması gerekir dedim. Kotanjant eksi 45'i soruyor. O da kotanjant eksiyi dışarıya alıyordu. Eksi 1 mi geldi kardeşler? Eksi 1 oldu değil mi burası da? Kotanjant 45, eksi kotanjant 45 demektir. O da eksi 1. Peki ne soruyordu şimdi bize? Şu işlemin sonucu 1 eksi kök 3 bölü 3 mü oldu? 1 eksi kök 3 bölü kök 3 geldi. Hadi kök 3 de çarpalım hem payı hem paydayı. Kök 3 eksi 3 bölü 3 çıktı. Yani Edirne şıkkımız doğru cevap geldi dostlar. Geldik 11 numaraya. Bakalım bu ne diyor? İfadesinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen şuraya alfa diyorum. Artık bana kotanjant alfayı soruyor oldu. Ben neye alfa dedim? Arç sinüs 1 bölü 3'e. O halde sinüs alfa da 1 bölü 3 olacak dedik. Hemen dik üçgenimizi çizdik. Şurası alfa olsun. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Pisagor yapıyorum. 9'dan 1 çıktı. 2 kök 2 de burası. Kotanjant alfayı soruyor. Komşu bölü karşıdan 2 kök 2 bölü 1'den 2 kök 2 geldi. İkinci sorumuz. Şuraya bir alfa derece yazıyorum hemen arkadaşlarım. Alfa. Tanjant şu hale döndü gerçi sorumuz. Önce onu söyleyelim. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa haline döndü. Peki pi bölü 2'de isim değiştiriyordu. Kosinüs oldu. Kosinüs alfa. Bölgesini kontrol edelim. Pi bölü 2'den alfa çıkınca birinci bölgeye geldi. Artı haline döndü. Bana artı kosinüs alfayı soruyormuş. Peki biz neye alfa dedik? Arc tanjant eksi kök 2'ye alfa dedik. Dolayısıyla tanjant alfa eşittir kök 2 geldi kardeşim. Tanjant alfa kök 2 ise hemen dik üçgenimi çizdim. Alfa dedim. Kök 2, 1 yazdım buraya. Burası da 2, 1 daha kök 3 geldi. Bana şimdi kosinüs alfayı soruyordu. 1 bölü kök 3 çıktı sorumuzun cevabı. 1 bölü kök 3. O da ne yaptı? Kök 3 bölü 3 yaptı. Edirne şıkkı doğru cevaptır dedim. Şuna geldik. Şuraya hemen bir alfa diyeceğiz ama öncesinde şunu görelim. Bakın sinüs var bir de tersi var. Bunlar birbirini götürdü. Direkt K çıktı 3 bölü 4. Bana da burada diyor ki şurası kaçtır diye bir soru sormuş. Yani kosinüs arc tanjant 3 bölü 4 nedir diye bir soru sormuş. Ben şimdi buraya alfa diyorum. Yani tanjant alfa eşittir 3 bölü 4 çıkıyor. Dik üçgenimi çizdim. Alfayı yazdım.
Karşısına 3, komşusuna 4, hipotenüsüne de 5 yazdık. Bize kosinüs alfayı mı soruyor? Artık şurası alfa oldu. Kosinüs alfa. 4 bölü 5 geldi sorumuzun cevabı. Hadi şu soruya bakalım. İfadesinin n türünden değeri nedir diye bir soru sormuş dostlarım. Önce şuraya bir alfa diyelim biz. Burası ne oldu? Sekant alfa haline döndü. Peki biz neye alfa dedik? Ark kotanjant n eşittir alfa dedik. Demek ki kotanjant alfa eşittir n'miş kardeşim. Hemen burada midik üçgen çizdim. Alfa dedim. Kotanjant komşu bölü karşıdır. Hipotenüsü de Pisagor'dan 1 artı n kare diye buldum. Bana sekant alfayı yani 1 bölü kosinüs alfayı soruyor. Kosinüs alfa n bölü 1 artı n karedir kök içinde. N bölü 1 artı n karedir. Şöyle. Ama 1 bölü kosinüs olduğu için bunun takla atmış hali olacak arkadaşlarım. 1 artı n karenin kare kökü bölü n. Yani Adana şıkkındaki cevap doğru cevap gelecek. Evet, 11'i de hallettik. 12 numaradayız. Tanım kümesini soruyor. Kosinüslü bir ifadenin tanım kümesini bulmak için şu ifadeyi eksi 1 ile 1 aralığında alacaksınız dostlarım. Şurayı. Yani 2x artı 1 birden küçük, eksi 1'den büyük olacak. 1 çıkartalım her iki taraftan. Eksi 2 olur. 2x olur. 1 çıkartırsam 0 olur. 2'ye bölelim hemen. Eksi 1 x 0 oldu arkadaşlarım. Eksi 1 ile 0 aralığındadır dedim tanım kümesi. Tanjantlı bir ifade ise arkadaşlar, tanjantlı ifadenin tanım kümesini sorduğunda direkt reel sayıları işaretleriniz reel sayılar olacak cevabımız. Şuna geldik, bu ne diyor? Fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Sinüslü bir ifadenin tanım kümesi için yine burayı eksi 1 ile 1 aralığına koyacaksınız. 4 eksi x bölü 2. 1'den küçük, eksi 1'den büyük. 2 ile çarpıyorum. Eksi 2, 4 eksi x, 2. 4 çıkartıyorum her taraftan. 4 çıkartırsam eksi 6, eksi x, 2. 4 çıkarttım, eksi 2 oldu. Eksi ile çarpıyorum her iki tarafı. Eksi ile çarpmam demek artı 6 oldu. Yön değiştirdi. X yön değiştirdi, 2 oldu. 2 ile 6 aralığında geldi. Sorumun cevabı Denizli'de. Şuna bakalım. Fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Tanjant olduğu zaman ne yapacaktık? Tüm reel sayılar. Ama bakın bu rasyonel bir ifade. Şu paydayı tanımsız yapan, yani paydayı sıfır yapan ifadeleri çıkartmam lazım. Bu ifadeyi tanımsız yapan, paydalar sıfır yapan değerlerdir. Eksi 2 ile 2. Yani 2 ile eksi 2'yi de ben bu reel sayılardan çıkartırsam tanım kümesini bulmuş oldum dedim arkadaşlar. Ve geçtim 13 numaralı köşe taşına. Bana da burada ters fonksiyonu soruyor kardeşlerim. Bakın ne yapıyorum hemen. Fonksiyonların tersi nasıl bulunuyordu? Buna y diyoruz. Önce x'i yalnız bırakmak da hedefimiz arkadaşlarım. Şöyle bir düzenleyelim bunu. Arkı sildiğimde açıyla yer değiştirecekti. Tanjant y eşittir 2x eksi 1 oldu. Eksi 1'i bu tarafa aldım. 1 artı tanjant y eşittir 2x oldu. Bir de 2'ye bölelim. 1 artı tanjant y bölü 2 eşittir x geldi. En son x'i çektikten sonra x gördüğüm yere f'in tersi diyorum. Y gördüğüm yere de x yazıyorum. 1 artı tan x bölü 2'ymiş sorumuzun cevabı. Fonksiyonun tersi nedir diye soruyor. Önce y'ye eşitliyorum. Şimdi eksi sinüs bilmem ne bu tarafa gitsin, y de bu tarafa gelsin. 2 artı y olur. Sinüs x eksi 4. Şimdi her iki tarafın ark sinüsünü alırsak arkadaşlarım, bakın buranın da ark sinüsünü aldım. 2 artı y. Buranın da arkını alırsam sinüsle ark sinüs sadeleşecek, bir tek x eksi 4 kalacak. 4'ü de bu tarafa atalım. Ark sinüs 2 artı y. Artı 4 olacak arkadaşlarım. Yani cevabımız Edirne'de mevcut diyeceğiz. Geldik buraya. Fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce y'ye eşitliyorum ve 1'i bu tarafa alıyorum. Y eksi 1 eşittir 2 tane ark kosinüs x bölü 4. 2'ye bölüyorum. Y eksi 1 bölü 2 eşittir ark kosinüs x bölü 4 oldu. Şimdi arkı sileceğim.
Buradan sildiğim zaman ne yapacaktım? Açıyla sayıyı yer değiştiriyordum dostum. Şöyle olacak o halde. X bölü 4 eşittir kosinüs y eksi 1 bölü 2 geldi. Bir de 4 ile çarpalım bunu. X eşittir 4 tane kosinüs y eksi 1 bölü 2. Şimdi x yerine f'in tersinde x diyorum. Y yerine de x yazıyorum. 4 kosinüs x eksi 1 bölü 2 gelecek sorumuzun cevabı Adana'da mevcut arkadaşlarım. Bunu da geçtik. Videomuz duracak şimdi. Ben de kendim durdurayım dedim hemen. Son sorumuz kaldı. Hemen başlattım videoyu. Diyor ki olduğuna göre fx fonksiyonunun tersi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize kardeşlerim. Bakın fx fonksiyonu yani şurası y. Fx dediğimiz şey y. Ve bakın x zaten hali hazırda yalnız. Ne yapıyordum x yalnızsa? X'in olduğu yere f'in tersi diyorum. 1 artı arc kotanjant y'nin olduğu yere de x yazıyordum. İşte zaten tersi direkt hazır yazılmış arkadaşlar. 1 artı arc kotanjant x'tir. Yani Edirne'dir sorumuzun cevabı. Evet goberler 13'ü de gömdük. 14 falan yok zaten. Bu kadar yeter. Bayağı bir yoruldum dostlar. Çok uzun zamandır video çekiyoruz. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.